Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Estaûzu billah. Rabbi şirah li sadri ve yessir li emri ve hlul ukdeten min lisani yefkahu kavli. Allahümme enfa'ni bima allamteni ve allimni ma yenfa'uni ve zidni ilmen. Elhamdu ala kulli halin ve euzu billahi min halin ehlin nar. Amin. Allahümme amin. Selamünaleyküm arkadaşlar. Sözler Risalesi okumalarımıza 15. sözden, onun da zeylinden devam ediyoruz. Bu zeyl aslında Mektubat Risalesi'nde olan bir metin. Zaten burada parantez içinde hemen not edilmiş. Bu metin aslında 26. mektubun birinci mebhası. 26. mektubun birinci mebhası. Makam itibariyle, içerik itibariyle 15. sözün asıl metniyle ilişkisi olmasından dolayı buraya da konmuş ve çok yakışmış. Biz de bu metnin tefekkürüne başladık. Bu metnin bir de ismi var. O da buraya bold harflerle konmuş. Allah razı olsun söz basımdan, onu da okuyalım. Hüccetül Kur'an aleş şeytan ve hizbihi. Hüccetül Kur'an aleş şeytan ve hizbihi. Bunun manası da şu: şeytan ve onun taraftarlarına karşı Kur'an'ın delili. Şeytan ve onun taraftarlarına karşı Kur'an'ın delili manasına sahipmiş. Biz burada ilerledik. Neredeyse iki sayfayı tefekkür ettik. Sonda birazcık kaldı. Bugün de inşallah bir sayfa kadarını tefekkür ederiz diye umuyorum, diliyorum. Cenab-ı Hak'tan, inayetinden, lütfundan, kereminden bekliyorum. Fakat daha da fazlası olursa ne mutlu bize. Pekala, ayet-i kerimeyi bir hatırlayalım. İlk paragrafı bir hatırlayalım. Ondan sonra metni şöylece hızlıca okuyarak kaldığımız yere gelelim. Ondan sonrasını ince tefekkürle devam edelim. 15. sözün zeyli. 26. mektubun birinci mebhası. Bismihi Subhaneh ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi. Onun adıyla o her kusurdan münezzehtir. Hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Bu son kısım. Yani hiçbir şey yoktur ki onu hamd ile tesbih etmesin. Yani buradaki ve in min şeyin illa yusebbihu bihamdihi kısmı İsra suresinin 44. ayetinden. Devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Asıl 15. sözün zeylinin tefsir ettiği ayet bu. Ya da çok ayetlere tefsir ediyor da manşete alınmış olan ayet bu. Bediüzzaman Hazretleri tarafından manşete konmuş, başlığa konmuş ayet bu. Ve imma yenzagannake mineşşeytani nezgun festaiz billahi innehu huvessemi'ul alim. Bu ayet Fussilet suresinin 36. ayeti. Fussilet suresinin 36. ayeti. Kısa bir mealiyle şöyle buyurulmuş: şeytandan sana bir vesvese geldiğinde Allah'a sığın. Şeytandan sana bir vesvese geldiğinde Allah'a sığın. Şüphesiz ki o her şeyi hakkıyla işiten, her şeyi hakkıyla bilendir buyruluyor burada. Şimdi başlayalım metni okumaya. Özellikle ilk paragrafa dikkat edelim. Ondan sonra kaldığımız yerden de ince tefekkürle devam edelim. Hüccetül Kur'an aleş şeytan ve hizbihi. İblisi ilzam, şeytanı ifham, ehli tuğyanı iskat eden birinci mebhas. Bu metin, bu okuyacağımız, muhatap olduğumuz metin böyle bir fonksiyon görüyor. İblisi ilzam ediyor, şeytanı ifham ediyor, ehli tuğyanı iskat ediyor. Birinci mebhas, bir tarafane muhakeme içinde şeytanın müthiş bir desisesini kat'i bir surette reddeden bir vakadır. O vakanın mücmel bir kısmını 10 sene evvel Lemaat'ta yazmıştım. Şöyle ki: bu risalenin telifinden 11 sene evvel Ramazan-ı Şerif'te İstanbul'da Bayezid Camii Şerif'inde hafızları dinliyordum. Birden şahsını görmedim. Fakat manevi bir ses işittim gibi bana geldi. Zihnimi kendine çevirdi. Hayalen dinledim. Baktım ki bana der: sen Kur'an'ı pek âli, çok parlak görüyorsun. Bir tarafane muhakeme et, öyle bak. Yani bir beşer kelamı farz et. Bak, acaba o meziyetleri,
o ziynetleri görecek misin? Hakikaten ben de ona aldandım. Beşer kelamı farz edip öyle baktım. Gördüm ki nasıl Bayezid'in elektrik düğmesi çevrilip söndürülünce ortalık karanlığa düşer, öyle de o farz ile Kur'an'ın parlak ışıkları gizlenmeye başladı. O vakit anladım ki benimle konuşan şeytandır. Beni vartaya yuvarlandırıyor. Kur'an'dan istimdad ettim. Birden bir nur kalbime geldi. Müdafaaya kat'i bir kuvvet verdi. O vakit şöylece şeytana karşı münazara başladı. Dedim, ey şeytan, bir tarafane muhakeme, iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Bir daha okuyorum bu cümleyi. Kilit cümle burası zaten. Bir tarafane muhakeme iki taraf ortasında bir vaziyettir. Halbuki hem senin hem insandaki senin şakirtlerin dediğiniz bir tarafane muhakeme ise tarafı muhalifi iltizamdır. Bir taraflık değildir. Muvakkaten bir dinsizliktir. Çünkü Kur'an'a kelam-ı beşer diye bakmak ve öyle muhakeme etmek şık muhalifi esas tutmaktır. Batılı iltizamdır. Bir tarafane değildir. Belki batıla tarafgirliktir. Şeytan dedi ki, öyleyse ne Allah'ın kelamı ne de beşer kelamı deme. Ortada farz et, bak. Ben dedim, o da olamaz. Çünkü münazaun fih bir mal bulunsa, eğer iki müddeyi birbirine yakınsa ve kurbiyet-i mekan varsa, o vakit o mal ikisinden başka birinin elinde veya ikisinin elleri yetişecek bir surette bir yere bırakılacak. Bir su içelim. Bismillah. Hangisi ispat etse o alır. Eğer o iki müddeyi birbirinden gayet uzak, biri maşrıkta, biri mağripte ise, o vakit kaideten sahibülüyet kim ise onun elinde bırakılacaktır. Çünkü ortada bırakmak kabil değildir. İşte Kur'an kıymettar bir maldır. Beşer kelamı Cenab-ı Hakk'ın kelamından ne kadar uzaksa, o iki taraf o kadar belki hadsiz birbirinden uzaktır. İşte Sera'dan Süreyya'ya kadar birbirinden uzak o iki taraf ortasında bırakmak mümkün değildir. Hem ortası yoktur. Çünkü vücut ve adem gibi ve nakızeyn gibi iki zıttırlar, ortası olamaz. Öyleyse Kur'an için sahibülüyet tarafı ilahidir. Öyleyse onun elinde kabul edilip öylece delail ispata bakılacak. Eğer öteki taraf onun kelamullah olduğuna dair bütün bürhanları birer birer çürütse elini ona uzatabilir, yoksa uzatamaz. Heyhat! Binler berahini kat'iyenin mıhlarıyla arş-ı azama çakılan bu muazzam pırlantayı hangi el bütün o mıhları söküp o direkleri kesip onu düşürebilir? Buraya kadarki kısmı tefekkür ettik. İnce ince konuşmaya çalıştık. Tabii ki de gücümüz yettiğince, yani bizim kapasitemiz ne? İşte onun kadar yapabildik. Şimdi tefekkür etmediğimiz kısma geliyoruz. İşte ey şeytan, senin ramına ehli hak ve insaf bu suretteki hakikatli muhakeme ile muhakeme ederler. Hatta en küçük bir delilde dahi Kur'an'a karşı imanlarını ziyadeleştirirler. Senin ve şakirtlerinin gösterdiği yol ise, yani senin ve öğrencilerinin gösterdiği yol ise, bir kere beşer kelamı farz edilse, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın, ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin.
Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desisenle şu zamanda bir tarafane muhakeme sureti altında çokları imanlarını kaybediyorlar. Şimdi bu paragrafı bir de baştan tekrar ince okumaya çalışalım. İnce ince anlamaya çalışalım. Burada Bediüzzaman Hazretleri sanki bizim elimizi zayıflatan bir şey söyledi. Başlangıçta öyle geliyor. Bir kere sökülürse tekrar oraya çakmak çok zordur dedi. Yani mıh zaten biliyorsunuz uzun çiviye söylenen bir şey. Biz mıh ilk kelimesini Sivas'ta kullanıyorduk. Belki şimdi kullanılmıyor ama uzun bir çividi yani mıh denildiğinde uzun bir çivi kastedilirdi. Şu boyda bir çivi yani. Böyle bir çiviye mıh denirdi bizim orada. Bilmiyorum Üstad Hazretleri başka bir şey mi kastetmiştir? Evet çivi deniyor burada ama sadece böyle küçük çivi değil mıh demekle o büyük çivi kastedilir. Sivas'ta en azından biz böyle biliyoruz yani öyle bir çakılı bir şey Kur'an. Burada sanki elimizde bir zayıflık varmış gibi ya düşerse tekrar kaldıramıyormuşuz gibi. Niye? Şimdi onu tefekkür edelim. Bir kere beşer kelamı farz edilse yani Kur'an'a Kelamullah demediniz, Allah'ın sözü demediniz, insan sözü diye bakmaya başladınız. Yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa bütün mıhların kuvvetinde söktünüz ya orada bir sürü mıhla oraya sabitelenmişti. Bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların bürhan kesin delil demek. Metanetinde bir tek bürhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin. Burada aslında Bediüzzaman Hazretleri Kur'an'ın mucizeliğini ispat etmede bir zayıflık olduğundan bahsetmiyor. Öyle anlaşılırsa işte eksik anlaşılmış oluyor. Ve sanki Bediüzzaman Hazretleri bizim tarafın bir zaafından bahsediyormuş gibi anlaşılıyor. O değil arkadaşlar. Söylenen şu. Bir kere küfrün bakış açısını donanıp o tarafa geçerseniz, o gözle bakmaya başlarsanız tekrar bu tarafa geçmek çok zor oluyor. Bizim mürtetlerimizin tekrar İslam'a dönme ihtimali bu yüzden çok zayıf oluyor. O taraftan bakmaya başladığınız anda her ihtimalle kendi tarafınızın, eski tarafınızın, eski kendi tarafınızın delillerini çürütmeye başlıyorsunuz. Yani temayülünüz zaten hangi delilin gözünüze gözükeceği, hangisinin saklanacağı konusunda bir yönlendirme içeriyor. Hani insan karakteren veya fıtraten veya işte mesleken bir şeye temayül gösterdiğinde şunu göreceğim, bunu görmeyeceğim dediğinde hani hep hikaye anlatılır. Adam komşusundan şüpheleniyormuş, hırsızlık olmuş. Komşusundan şüpheleniyormuş, bakmış. Ya işte sanki her hareketi hırsızın hareketi böyle. Bu adam kesin çaldı falan gibisinden düşünüyor. Ama sonra işte ortaya çıkmış ki yok hırsızlık değil o mal bir yere düşmüş veya işte parasıymış bir yere kalmış da o fark etmemiş yerini unutmuş falan falan. Ondan sonra bakıyor tekrar komşusuna yok ya diyor benim komşumda hiç öyle hırsız alameti yokmuş ben niye böyle baktım niye böyle okudum böyle gördüm. Yani bu gösteriyor ki bizim temayüllerimiz taraftarlığımız görmek istediğimiz arzuladığımız gördüğümüzü çok etkiliyor. Bediüzzaman Hazretleri'nin burada dikkat çektiği bu. O tarafa geçersen bir kere yani Kur'an'ı beşer kelamı diye görmeye hasrı nazar edersen bir kere zaten o semasından onu sökmüş oluyorsun. Gitti yani senin için. Kur'an artık kelamullah değil. Ondan sonra seni tekrar onun Allah'ın kelamı olduğuna ikna etmeye çok güçlü bir delil, çok böyle hiç kaçar ihtimal bulamayacağın bir delil olması lazım. Bu da dar imtihanda çok zor arkadaşlar. Neden? Cenab-ı Hak akla seçenekler sunar ama ihtiyarı elden almaz. Nasıl da o söz? Akla kapı açar. Heh, Üstad Hazretlerinin sözü yine. Cenab-ı Hak bu darül imtihanda akla kapı açıyor ama ihtiyarı, iradeyi elden almıyor. Sen yani seçmek bizde. O yüzden mesela Kur'an'ın ayetleri indikçe müminlerin imanı artıyor, kafirlerin de küfrü artıyor. Çünkü o sapkınlığını arttıracak temayüllerle bakıyor Kur'an'a. Onun beşer kelamı görmek istediği için onu işte haşa sümme haşa Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın düzmecesi olarak görmek istediği için ona argüman aramaya bulmaya çalışıyor.
o temayüllerden dolayı da darı imtihanda ihtimaller bitmediği için yani mutlaka sağa sola kaçabileceğiniz, olmasa bile vehmedeceğiniz böyle bir yeteneğimiz de var bizim. Biz olmayan bir şeyi var da farz edebiliyoruz. Öyle bağlar kuruyoruz ki az önce anlattığım hikayedeki gibi. Yani adam o hırsızlığı yapan adam değil ama sen kafanda kurmuşsun o yaptı diye. Bütün bağlantılar artık o yönde kuruyorsun. Bütün okumaları o yönde yapıyorsun. Yoksa da var farz ediyorsun. Bu vehim, bu hayal bize böyle yetenekler veriyor. Biz, Cenab-ı Hak böyle şeyler de vermiş. Çünkü ilim böyle de üretilir yani. Birilerinin uçak yapmadan önce uçabildiğini metallerin veya işte nesnelerin, maddi nesnelerin uçabildiğini hayal etmesi lazımdı. Ondan sonra bu işte dimağdaki meratip var ya, yani tahayyül, tasavvur, taakkul, tasdik, iltizam, itikat. Heh, o sıralamayı devam etmesi için bir yerden başlamak lazım. İşte başlangıç noktası hayal. Cenab-ı Hak olmayanı var farz etme şeyini veya vehmedebilme yeteneğini bize bahşetmiş. Bu yetenek hayırda kullanmak üzere verilmiş. Ancak biz bunu şerde de kullanabiliyoruz, suistimal de edebiliyoruz. Böyle bir yanımız da olduğu için biz sırf akıldan ibaret olmadığımız için İslam bize tam böyle fıtratımıza uygun bir bütünlükle baktığı için o tarafa geçme diyor bize Cenab-ı Hak. Şeytandan sana bir vesvese geldiğinde burada ayette ne buyruluyordu? İşte onun diyoruz ya tefsiri yapılıyor. Şeytandan sana bir vesvese geldiğinde Allah'a sığın. Kısa bir meali böyleydi. Şüphesiz ki o her şey hakkıyla işiten her şey hakkıyla bilendir. Fussilet suresinin 36. ayeti. Yani eğer şeytana sığınırsan, onun argümanının tarafına geçersen yandı gülüm keten elba gibi oluyor. Zira o tarafa geçtikten sonra seni tekrar bu tarafa almak bizzat sen sana gelen delilleri cerh ettiğin için, bizzat sen ihtimallere vücut varmış gibi baktığın için zor oluyor. Burada söylenen böyle diye anlıyorum ben. Allahu alem. Bir daha okuyalım. Bir kere beşer kelamı farz edilse, Kur'an beşer kelamı farz edilse, yani arşa bağlanan o muazzam pırlanta yere atılsa, bir kere o tarafa geçtin yani o dalalete battın. Bütün mıhların kuvvetinde ve çok bürhanların metanetinde bir tek bürhan lazım ki onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın. Ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin. Buradaki küfrün zulümatı bizde olan, Allah bizi muhafaza eylesin, temsilen söylüyorum. Yani Kur'an'ı, beşer kelamı görmekten kaynaklanan bir zulmet. Bu zulmeti dağıtmak için senin elindeki ikinci ihtimallerin tamamen tüketilmesi lazım ki hani artık kaçamayacaksın ya, kesin Allah kelamıdır diyeceksin. Onda da inat etmeyeceksin de mesela. Kimisi de görür inat eder. Mekke müşrikleri içinde Efendimizin peygamber olduğunu aleyhissalatü vesselam bilenler çoktu. Ama gene de iman etmiyorlardı. Niye? Çünkü inatları onları tutuyordu. Yani küfürde inat da vardır, arzu da vardır. Şimdi mesela Kureyş'in zenginleri, işleri tıkırında, kavimlerinin asilleri. Şimdi Peygamber Efendimizin vahyini kabul ettikleri anda her şey bozulacak, yeni bir denge kurulacak. O dengede kim nerede kalır? Onlar o kadar yukarıya çıkamayacaklarsa istemiyorlar. Şimdi bu gönülden istemeyiş fikirlerini, görüşlerini kabul edip etmediklerini de etkiliyor. Bazen de gördükleri halde onunla amel etmemeye çalışıyorlar. Mesela yine Kur'an'da geçen ayetler vardır. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı kendi evlatlarından daha iyi tanırlar diyor mesela. Ehli kitap için söylüyor bunu galiba. Hatta Abdullah bin Selam radıyallahu anh, o Yahudi alimi iken Müslüman olmuş ya, Efendimizin yüzüne bakmış, bu yüzde yalan olamaz demiş. Öyle Müslüman olmuş. Allah ondan razı olsun. Şefaatine bizleri nail eylesin. Mesela ona bir Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'lı bir şeyin de versiyonunu da duymuştum bunu. Bir de Hazreti Ömerli radıyallahu anh versiyonunu duymuştum. Yani soruyor, hakikaten böyle mi? Oğlum bundan daha iyi bir şekilde benim peygamber olduğumu biliyor musun? Oğlunu bildiğinden daha iyi bir şekilde. Ya Resulullah diyor, oğlumda hata edebilirim. Ama sizin diyor peygamber olduğunuzda hata etmediğime eminim. Veya işte Kur'an'ın vahiy olduğunu da hata etmediğime eminim. İşte öyle ikinci ihtimallerin kalmayacağı bir şekilde yakalamak lazım ki o adam artık
Tamamen teslim silah etsin, geçebilsin. O da Darül İmtihan da zor. Darül İmtihan ihtimallerin de, olmayan ihtimallerin de vehmedilebildiği bir alan ki imtihan bunun üzerine dönüyor yani. İkinci şık olmazsa imtihan kalmaz. O yüzden böyle bir delil de eline geçmiyor. Olan delilleri de kendisi çürütüyor, zayıflatıyor. Kendi şeyiyle, temayülleriyle, okuyuşlarıyla, başka çıkışlar arayışlarıyla falan. Böyle olunca da artık ona Kur'an'ın kelamullah olduğunu anlatmak pek zor bir iş haline geliyor. Yoksa Kur'an'da haşa bir kusur olduğundan değil, o kişinin temayülleri, arzuları, önyargıları, görüşünü etkilediğinden, batıllaştırdığından vesaire. Devam edelim, çok konuştuk. Onu yerden kaldırıp arş-ı maneviye çaksın, ta küfrün zulümatından kurtulup imanın envarına erişsin. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Hakikaten de güç. Öyle irtidat edenlerden tekrar İslam'a dönenler çok 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 az. Bak, ehli kitaptan Müslüman olan var. Ateist olup mesela Müslüman olan var. Ama buranın ateisti değil mesela. Batının ateisti. Adam Müslüman oluyor sonra. Ama bizden irtidat edip de tekrar bize dönen çok çok az. Hatta böyle ehli bidâ olup da bidâsından kurtulan bile çok çok az. Mesela Kur'an Müslümanları falan bazen biz münakaşa ediyoruz internette falan. Abi NATO kafa, NATO mermer. Yani ilzam olsa bile kaçacak yer arıyor böyle hemen. Başka bir şey falan, mevzuyu değiştiriyor falan. Niye? O orada arzuyla, inatla duruyor çünkü. Böyle objektif baktığından değil. Artık geçmiş o tarafa. Oranın taraftarı olmuş. Tarafsızlık diye bir şey mümkün olmadığı için o dalaletin taraftarı olmuş. Durduğu yer objektiflik sansa da aslında o duruş tam bir taraftarlık. Halbuki buna muvaffak olmak pek güçtür. Onun için senin desisenle, hilenle, şeytana diyor, senin desisenle, hilenle şu zamanda bir tarafa hani muhakeme, yani tarafsızlık, tarafsız yargılama, objektif bakış ile sureti altında, bir tarafhane muhakeme sureti altında çokları imanlarını kaybediyorlar. Hakikaten ahir zaman bunun çok örneğini bize gösteriyor. Cenab-ı Hak bizi Ehl-i Sünnet ve Cemaat dairesinden, sırat-ı müstakimden, sahabe mesleğinden ayırmasın. Kalbimizi, gönlümüzü, aklımızı, ayaklarımızı kaydırmasın. Bizi bu hak yoldan ayırmasın yani. Dehşetli bir zaman. Şeytan döndü ve dedi. Vaktimiz var, biraz daha devam edelim. Kur'an beşer kelamına benziyor. Kur'an beşer kelamına benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Onların konuşması tarzındadır. Demek beşer kelamıdır. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak her cihetçe harikulade bir tarz olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da benzememeli. Bakın, burada şeytan sualinin içinde bir mantık örgüsü kurdu. Sanki sual soruyor ama aslında bize bir mantık da aşılamaya çalışıyor. Mantık da demeyelim, argüman, düşünme şekli, bir demagoji, kendi dogmasını bize aşılamaya çalışıyor. Nedir bu öncüller? Kur'an kelam ki beşer kelamına benziyor. Benziyor mu? Zahiren benziyor sadece. Benziyor da düşmeyelim. Zahiri benziyor sadece. Ama mucizeliği onu beşer kelamından ayırıyor. Devam edelim. Yani eğer Kur'an kelam beşer kelamına benziyor olsaydı Kureyş müşrikleri zaten dalaletlerinde haklı olurlardı. Benzemediği için haksızlar. Ve hatta yani onlar da işin içinden çıkamıyorlar. Yani biz bunu nasıl açıklayacağız? Bu hiç bizim sözlerimiz gibi değil diyorlar, değil mi? Çünkü belagattan anlıyor onlar. Anladıkları için kendi sözlerinden ayrı bir söz olduğunu farkındalar. Bu diyor, buna ne desek diyorlar yani, acaba şair sözü desek, yok o da değil. İşte şöyle desek o değil, bu değil. Mecnun desek olmaz, sihir desek falan, böyle sürekli daldan dala. Kur'an beşer kelamına benziyor. Hayır, sadece zahiri benziyor. Onların muhaveresi tarzındadır. Bu da zahiren böyledir. Demek beşer kelamıdır. Hadi bakalım. O öncüllerden buraya ulaşmak doğru mu? Değil. Ama o ulaştı bak. Bize o yedirdi onu. Yerseniz yediriyor. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak her cihetçe harikulade bir tarzı olacaktı. Niye böyle olsun? Bir şey Allah'ın kelamı olup harika olmak zorunda mı? Her cihette.
Onu da işte Üstad Hazretleri aşağıda onu cevaplandıracak. Bak, bu aşıladığı şeyler soru soruyor gibi ama altında, o soruların altında bize şey aşılıyor. Düşünme şekilleri. Bak böyle böyle böyle. Mi acaba? Ebu Bekir Sifil Hoca'nın dediği bir şey var. Hani önce soruları sorgulamak lazım. Cevap vermeden önce soru mantıklı mı diye bir soruyu sorgulamak lazım. Burada da Üstad Hazretleri onu yapacak işte. Eğer Allah'ın kelamı olsa ona yakışacak her cihetçi harikulade bir tarz olacaktı. Onun sanatı nasıl beşer sanatına benzemiyor, kelamı da benzememeli. Tamam, sanatı beşer sanatına benzemiyor. Yani o mesela yoktan yaratıyor. Ama kelamının benzememesi niye böyle bir zaruret ilişkisi var? Cenab-ı Hak kendisi için böyle bir zaruretten bahsetmiyor. Yani ona bu zarureti kim dayatıyor? Haşa. Cevaben dedim. Nasıl ki Peygamberimiz aleyhissalatu vesselam mucizatından ve hasaisinden başka efal ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp beşer gibi adet-i ilahiyeye ve evamiri tekviniyesine münkat ve muti olmuş. O da soğuk çeker, elem çeker ve hakeza. Her bir ahval ve etvarında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Ta ki ümmetine efaliyle imam olsun, etvarıyla rehber olsun, umum harekatıyla ders versin. Eğer her etvarında harikulade olsaydı, bizzat her cihetçe imam olamazdı, herkese mürşidi mutlak olamazdı, bütün ahvaliyle rahmetellil alemin olamazdı. Aynen öyle de Kur'an-ı Hakim ehli şuura imamdır, cin ve inse mürşittir, ehli kemale rehberdir, ehli hakikate muallimdir. Öyleyse beşerin muhaveratı ve üslubu tarzında olmak zaruri ve kat'idir. Çünkü cin ve ins münacatını ondan alıyor. Duasını ondan öğreniyor. Mesailini onun lisanıyla zikrediyor. Adab-ı muaşeretini ondan taallüm ediyor. Ve hakeza. Herkes onu merci yapıyor. Öyleyse eğer Hz. Musa aleyhisselamın Tur Sina'da işittiği kelamullah tarzında olsaydı, beşer bunu dinlemekte ve işitmekte tahammül edemezdi ve merci edemezdi. Hz. Musa aleyhisselam gibi bir ulul azm, yani peygamberlerin en büyük altı tanesinden birisi, ancak birkaç kelamı işitmeye tahammül etmiştir. Musa aleyhisselam demiş, ehekeze kelamuk, kâle Allah, li kuvvete cemî'il elsîne. Bunun manasını Suyuti'nin Eddürül Mensur'unda geçiyormuş bu. Musa aleyhisselam soruyor, senin kelamın böyle midir? Çok şey geliyor, sarsıcı geliyor. Cenab-ı Hak buyuruyor ki, ben bütün lisanların kuvvetine malikim. Devam ediyor. Şimdi başka bir soruya geçeceğiz. Oraya geçmiyoruz. Burayı şimdi ince tefekkürünü yapmaya çalışalım. Az vaktimiz kaldı. Üstad Hazretleri şurada Peygamber Efendimiz'i misal veriyor. Neden? Çünkü bu mesajın taşıyıcısı Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Cenab-ı Hak Peygamber Efendimiz'i, Kur'an'da bu sık sık geçer, bir melek yapmıyor. Müşrikler mesela melek olmalı değil miydi diyor. Hayır, Kur'an diyor ki o içinizden birisi olmalıydı. Niye Kur'an böyle buyuruyor? Çünkü bize rehber olması için, bize önder olması için, halini etvarını taklit edebilmemiz için içimizden birisi olması lazım. Biz bir meleği niye taklit edelim? Biz o zaman derdik ki ya o bir melek, yani bizden başka bir şey, biz onun gibi nasıl olabilelim derdik ve kaçmaya bir yol olurdu. Cenab-ı Hak bu imkanı elimizden almış. Efendimiz ara sıra gösterdiği, nübüvveti icabı gerektiği zaman gösterdiği mucizeler dışında aynen bizim gibi yaşıyordu. İşte diyor. Nasıl ki Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam mucizatından ve hasaisinden başka bazı özel anlar dışında, hasaisine geçiyor burada, vasıflar, özellikler, bazı özellikleri dışında efal ve ahval ve etvarında beşeriyette kalıp beşer gibi adeti ilahiyeye ve evamiri tekviniyesine münkat ve muti olmuş. Yani biz nasıl bir fizikte yaşıyorsak, kimyada yaşıyorsak, biyolojide yaşıyorsak, Efendimiz de öyle yaşamış. Nasıl? O da soğuk çeker, üşüyor, elem çeker, hakeza açlık çekiyor vesaire vesaire. O siyerdeki hadiseler düşünün.
Bizim gibi bir insan yani. Alelekser. Her bir ahval ve etvarında harikulade bir vaziyet verilmemiş. Ta ki ümmetine efaliyle, fiilleriyle imam olsun, önder olsun, etvarıyla rehber olsun, umum harekatıyla ders versin. Yani biz ondan mesaj alabilelim. Aramızda bir rabıta, bağlantı, bir benzeyiş olsun ki biz o mesajı kendimize alabilelim. Yani iki cihaz var, birbirleri uyum yok. O zaman bilgi aktarımı olmaz. Ancak o cihazlar birbirine yakın olursa, fonksiyonları, özellikleri birbirlerine tanıtılmışlarsa, bağlantı hatları varsa onlardan bilgi aktarımı olabilir. Efendimiz de bizden yaratılmış ki bize bilgi aktaracak. Evet. Eğer her etvarında harikulade olsaydı bizzat her cihetçi imam olamazdı. Herkese mürşidi mutlak olamazdı. Bütün ahvali rahmetelil alemin olamazdı. Tıpkı onun gibi de Kur'an-ı Kerim'de bize ulaşmak için yazılmış, bizi irşad etmek için yazılmış, bizi geliştirmek için yazılmış, bize öğretmek için yazılmış. Yani Cenab-ı Hak kendi şanına yakışır şekilde konuşsaydı, evet onun kelamı yüceler yücesi olurdu. Yani her şekilde bizden aşkın, bizim kavrayamayacağımız bir şekilde olurdu. Ama madem ki bize ulaşma gayesi var onun içinde, o zaman biraz bize benzemesi doğal. Nasıl ki insan normalde profesör, doktor da olsa kendi çocuğuyla konuşurken, bebeğiyle konuşurken dilini çocuk diline çevirir ya. Ona ulaşması lazım çünkü. Bu kelamın zayıflığı değildir. Aslında o kişinin iletişimdeki başarısını gösterir. Yani çocukla çocuk bile olabiliyor deriz mesela. Büyükle büyük oluyor, çocukla çocuk oluyor. Herkes iletişim kurabiliyor. Cenab-ı Hak da bizim gibi konuşuyor zahiren Kur'an'da. Neden? Çünkü bize ulaşmaya çalışıyor. İşte burada onu söylüyor. Çünkü ins ve cin münacatını ondan alıyor, duasını ondan öğreniyor, mesailini onun lisanıyla zikrediyor, edebi muaşeretini, terbiyesini ondan talim ediyor. Hakeza herkes onu merci yapıyor. Eğer başka türlü olsaydı, o zaman biz ondan ders alamazdık. Bize gönderilecek mesaj bizim anlayamayacağımız bir şekilde olurdu. O zaman da Kur'an'ın gelmesinin bir hikmeti kalmazdı. Yani bizi anlayamadıktan sonra o mesajın bize ulaşmasının ne anlamı olurdu? Üstad Hazretleri böyle bir alana çekerek Kur'an'ın beşer sözüne benzerliğinin aslında iletişim başarısı olduğunu, haşa Cenab-ı Hakk'ın kelamında bir eksik olmadığını, beşer kelamına benzemekle beşer sözü olmak zorunda olmadığını belirtmiş oluyor. Süremizin sonuna geldiği için burada daha fazla devam edemiyoruz. İnşallah bir dahaki derste devamdaki soruyla tefekküre devam ederiz. Ama burayı da anlamışızdır kısmen. Pekala. Subhaneke la ilme lena illa ma allamtena inneke entel alimul hakim ve ahru da'vahmenilhamdülillahi rabbil alemin. El Fatiha.